Merhabalar. Ailenizin ve ailemizin kanalı Kabadokya Bize hoş geldiniz. Değerli takipçilerim, bugün sizlere büyükbaş hayvan gübresi yakımı nasıl yapılır onu göstermeye çalışacağız. Geçen seneden tedarik etmiş olduğumuz 3 çuval büyükbaş hayvan gübresi var. İlk çuvalımızı şimdi boşalttık. Üzerine sönmüş kireç döküyoruz. Ardından aynı şekilde İkinci çuvalımızı da bu kirecin üzerine döküyoruz. Gübreyi döktükten sonra yine aynı şekilde sönmüş kireci üzerine serpeceğiz. Biz geçen seneden gübrelerimizi tedarik ettiğimiz için gübremiz iyice kurumuş bir vaziyette. Bu işlemi yaş gübreyle kesinlikle yapmayın. Kurumuş olan gübreyle yapın. Büyükbaş hayvan gübresinin içerisinde çeşitli ot tohumları ve böcekler bulunmakta. Biz bu otlardan ve böceklerden bu kireç sayesinde kurtulacağız. Her sene tarlamızda biz gönül rahatlığıyla bu kendi hazırlamış olduğumuz doğal hayvan gübresini ürünlerimizde kullanmaktayız. Şu an son çuvalımızı da döktük. Üzerine kirecimizi de serpiyoruz. Son olarak yapacağımız işlem bu gübremizin üzerine bir naylonla tamamıyla kapatacağız. Gübrenin dışarıyla olan bağlantısını keseceğiz. Gübreyi havasız bir ortamda bırakmış olacağız. Bu sayede naylonun altında gübremiz iyice yanacak. İçerisinde yer alan ot tohumları, böcekler tamamıyla yok olacak. Naylonla gübremizin üzerini kapattık. Kürekle de naylonumuzun etrafından toprakla doldurma işlemini yapıyoruz. Toprakla kapatmamızın sebebi de dediğimiz gibi hava almasın hiçbir noktadan diye toprakla iyice naylonumuzun etrafını dolduracağız. Son olarak naylonumuzun üzerine de toprak yiyeceğiz. Büyükbaş hayvan gübremiz bu naylonun içerisinde 15 gün duracak. 15 gün sonra naylonu üzerinden alacağız ve kullanıma hazır hale gelmiş olacak. Biz bu şekilde her sene bu işlemi yapmaktayız ve düzenli olarak tarlamızdaki sebzelerimizde, ağaçlarımızda bu gübreyi uygulamaktayız. Sebzeler için en sağlıklı gübre doğal hayvan gübresidir. Biz de bu hayvan gübresini elimizden geldiğince ürünlerimizde kullanmaktayız. Sizler de bizim yapmış olduğumuz şekilde hayvan gübrelerinizi hazırlarsanız gönül rahatlığıyla ürünlerinizde kullanabilirsiniz. Böylelikle bir paylaşımımın daha sonuna gelmiş bulunmaktayım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir başka paylaşımda görüşünceye dek hoş kalın, hoşça kalın.